Herkese yeniden selamlar. Bir başka FM 2019 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sizler için FM 2019'da cüzi miktarlara transfer edip servet kazanmanızın muhtemel olduğu 10 oyuncuyu derlemeye çalıştık. Videoya geçmeden önce hatırlatalım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O halde lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Listemizin ilk sırasında Ramzi Salem var. 22 yaşındaki Cezayirli oyuncu şu an için Cezayir 1. Lig ekiplerinden AS Setif formasını terletmekte. Orta sahanın ortasında görev alabilen oyuncu şu an için 215 bin euro güncel değere sahip ve takımından yıllık 42 bin euro maaş almakta. Markaj, ilk kontrol ve pas gibi özellikleriyle iki yönlü orta saha rolünde oldukça uygun olan Cezayirli orta sahanın fiziksel özellikleri de dikkat çekmekte. Özellikleri bakımından ortalama liglerde hiç sırıtmadan forma giyebilecek bir isim olan Ramzi Salem'i kadromuza katmak için çalışmalara başladığımızda ise Cezayir ekibi bizden 300 bin euro gibi bir cüzi bir bedel talep etmekte. Bununla birlikte 22 yaşındaki oyuncu yıllık 177 bin euroya razı konumda. Mali açıdan sıkıntı çeken ekipler için birebir olan oyuncunun güncel yetenek puanı ise 122 ve bunun ileride 144'e kadar ulaşması muhtemel gözükmekte. Sizler için ta Cezayirlere gidip keşfettiğimiz Ramzi Salem'i kadronuza katmanız için gözden çıkartmanız gereken ücret 300 bin euro ve bu paralara kendisi oldukça iyi durumda, gözleri üzerinde tutmakta fayda var. Geçtik ikinci sıraya. Sıradaki oyuncumuz Sigurd Gronli. Henüz 17 yaşındaki Norveçli oyuncu Norveç Ligi ekiplerinden Tromsø formasını giymekte. Şu anki piyasa değeri sadece 7500 euro olan genç oyuncunun yıllık maaşı da 27000 euro civarında. İlk anda 19 olan serbest vuruş özelliği fazlasıyla dikkat çeken Gronli, bununla birlikte köşe vuruşu kullanma ve pas gibi özellikleriyle de göze çarpmakta. Gelecek adına epeyce umut veren Norveçli oyuncunun bonservisini almak istediğimizde ise Norveç ekibi bizden 600000 euro gibi cüzi bir bedel talep ederken oyuncu tarafında ise yıllık 144 bin euroya iş bitmekte. Özellikleriyle doğru orantılı olmayan bir maliyeti olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel yetenek puanı ise 95 ve bunun ileride 140 ila 160 arasında bir seviyeye ulaşması beklenmekte. Oyundaki en büyük problemlerden birisi olan duran top kullanan oyuncu açığını kapatmamıza epeyce yardımcı olabilecek genç Norveçliyi transfer etmek için yapmamız gereken tek şey Norveç ekibinin kapısını çalmak. 3 numarayla devam ediyoruz. Sıradaki oyuncumuz Aubry Modiba. 22 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu şu an için ülkesinin 1. Lig ekiplerinden Supersport United formasını terletmekte. Sol bek ile birlikte birçok mevkide görev yapabilen genç oyuncunun güncel piyasa değeri 500 bin euro ve takımından yıllık 188 bin euro maaş almakta. İlk anda profiline bakıldığında hız, dripling ve çalışkanlık özellikleriyle sivrilen oyuncunun hızıyla doğru orantılı bir oyun tarzı var desek yanılmış olmayız. Özellikleri ortalama ekipler için şimdilik harika olan Modiba'nın bonservisini öğrenmek için Güney Afrika ekibinin kapısını çaldığımızda ise bizden 675 bin euronun yanı sıra sonraki satıştan %20'lik bir pay istediler. Oyuncu tarafında ise Güney Afrikalı oyuncu yıllık 607 bin euro gibi ortalama üstü bir maaş isteyerek kendisine olan güvenini ortaya seriyor. Maliyeti bonservisiyle birlikte 1.2 milyon euro civarında olan Modiba'nın güncel yetenek puanı ise 120 ve bunun ileride 150'ye kadar ulaşması beklenmekte. Eğer Modiba tam potansiyeline ulaşmayı başarabilirse 675 bin euroya transfer ettiğiniz oyuncuyu 60 milyon euroya satabilmeniz mümkün. Ama neyse, hayal kurmayalım. 4. sıradayız. Rotamız yine kuzey ışıklarında. Sıradaki oyuncumuz Erik Tobias Sandberg. 18 yaşındaki Norveçli oyuncu şu an için Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrøm formasını terletmekte. Stoper mevkisinde görev yapan 1.85 boyundaki oyuncu şu an için komik bir şekilde sadece 500 euro değere sahip. Fakat bununla ters orantılı bir biçimde takımından yıllık 54 bin euro maaş kazanmakta. Hemen hemen tüm zihinsel özellikleri ortalama üstünde olan Sandberg'in temel stoper özellikleri de hiç fena gözükmüyor. Bu denli makul piyasa değerine sahip Sandberg için Norveç ekibinin kapısını çaldığımızda ise bizden 1 milyon euro gibi bir bedel talep ediyorlar. Oyuncu kısmında ise 18 yaşındaki oyuncu bizden yıllık 130 bin euro gibi çok aşırıya kaçmayan bir maaş talep etmekte.
Yıllık maliyeti bonservisi dahil 1.1 milyon euro civarında olacak Erik Tobias Sandberg'in güncel ve potansiyel yetenek puanlarına bir bakacak olursak, Norveçli oyuncu şu an için 106 güncel yetenek puanına sahip fakat bunun ileride 140 ila 150 arasına ulaşması oldukça muhtemel. Eğer sizin de oyuncu alıp geliştirme gibi hevesleriniz varsa Erik Tobias Sandberg bu alanda tam aradığınız isim olabilir. Hem de yıllık sadece 130 bin euroya. Geldik listemizin ortasına. 5 numarada Gaston Veron var. 17 yaşındaki Arjantinli oyuncu şu an için Argentinos Junior formasını terletmekte. Santrafor mevkisinde oynayabilen Gaston Veron şu an için 100 bin euro değere sahip ve takımından yıllık 87 bin euro maaş almakta. Profiline şöyle bir baktığımızda ise genç oyuncunun ilk kontrol, güç ve karar alma gibi temel özellikleri oldukça dikkat çekmekte. Yaşı çok genç olduğu için profili gelişime oldukça açık olan 17 yaşındaki Arjantinli santraforu kadromuzun bir parçası yapabilmek için çalışmalara başladığımızda ise karşımıza 1.7 milyon euroluk bir bonservis bedeli çıkmakta. 17 yaşındaki oyuncu da yıllık 155 bin euro gibi bir maaş istemekte. Bununla birlikte Gaston Veron maç oynadıkça maaşının artmasını da istiyor. Gelecek adına büyük umutlar veren Gaston Veron'un güncel ve potansiyel yetenek puanlarına da bir bakmak gerekirse, Arjantinli oyuncu şu an için 100 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 153'e kadar ulaşması muhtemel. Geleceği kuzey ışıkları gibi parlak olan genç ismi kadromuza katmak için takımdan bir santrafor yollama çalışmalarına başlamayı ihmal etmeyin. 6. sırayla devam ediyoruz. Sıradaki oyuncumuz Eduard Bello. 22 yaşındaki Venezuelalı oyuncu Şili Premier Ligi ekiplerinden Deportes Antofagasta formasını giymekte. Güncel piyasa değeri sadece 170 bin euro olan oyuncu takımından ise yıllık 25 bin euro maaş almakta. Sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen Venezuelalı oyuncu ilk anda hız ve hızlanma özellikleriyle dikkat çekerken zihinsel özellikleri de bir hayli tatmin edici. Yaşına göre oldukça yeterli seviyede olan ve birçok Süper Lig ekibinde banko ilk 11 oynayabilecek bir isim olan Bello'yu takımımızın bir parçası yapmak istediğimizde ise Şili ekibi bizden 2 milyon euroluk bir bedel talep etmekte. Eduard Bello ise beklenenin aksine yıllık 222 bin euroya takımımıza katılmaya razı. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus oyuncunun serbest kalma maddesi. Bunu yükseltmeyi unutmayın. Son olarak oyuncunun güncel ve potansiyel yetenek puanlarını da bir inceleyip sıradaki oyuncuya geçelim. Eduard Bello şu an için 123 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 150'ye kadar yükselmesi iyi antrenmanlarla mümkün. İlk andaki özellikleriyle bile ortalama ekiplerin işini fazlasıyla görebilecek Venezuelalı oyuncu geliştiği takdirde size iyi paralar kazandırabilir. Gözleri üzerinde tutmakta fayda var. Şimdi rotamızda serbest bir oyuncu var. Sıradaki oyuncumuz Sebastian Cocimano. Henüz 18 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gimnazi LP takımının formasını giymekte. Fakat sözleşmesi bittiğinden dolayı serbest oyuncu gibi transferi yapılabilmekte. İlk anda bitiricilik, kararlılık ve temel santrafor özellikleriyle epeyce dikkat çeken oyuncunun hız ve hızlanma özellikleri de bir o kadar tatmin edici konumda. Oyuncu serbest konumda olduğu için direkt oyuncuyu ve menajeriyle muhatap olup sözleşme görüşmelerine geçtiğimizde ise bizden 1 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yıllık 26 bin euro gibi cüzi bir maaş talepleri oldu. Bu denli cüzi paralara kadromuza katabileceğimiz Cocimano'nun güncel yetenek puanı ise 100 ve bunun ileride 150'ye kadar ulaşması oldukça muhtemel. Tahmini maliyeti sadece 26 bin euro olan genç Arjantinli için elinizde çabuk tutsanız iyi olur. Yoksa kaşla göz arasında oyuncuyu kapabilirler bizden söylemesi. 8. sıradaki oyuncumuzla devam ediyoruz. Rotamız yine kuzeye dönüyor. Sıradaki oyuncumuz Anders Trondsten. 23 yaşındaki Norveçli oyuncu ülkesinin köklü ekiplerinden Rosenborg formasını giymekte. Orta sahanın ortasında görev yapabilen oyuncu şu an için 675 bin euro güncel piyasa değerine sahip ve takımından yıllık 153 bin euro maaş almakta. İki yönlü orta saha rolü için çok uygun gözüken oyuncunun hemen hemen tüm özellikleri ortalama üzerinde diyebiliriz. İlk anda göze çarpanlar ise uzaktan şut, pas ve çalışkanlık olurken oyuncu ayrıca ön libero mevkisinde de sorunsuz bir şekilde görev alabiliyor. Özellikleriyle bizleri kendine hayran bırakan Trondsten için Rosenborg 2.7 milyon euroluk bir bedel talep ederken oyuncu da yıllık 1 milyon euro gibi epeyce tuzlu bir maaş istemekte.
Ortalama ekipler için zor bir tercih olan Norveçli oyuncunun yıllık maliyeti bonservisi dahilinde 3.7 milyon euroyu bulmakta. Maliyeti epeyce fazla olan Norveçli ismin güncel yetenek puanı ise 126 ve bunun ileride doğru hamlelerle 150'ye kadar yükselmesi imkan dahilinde. Eğer bütçeniz oyuncuyu almaya uygunsa onu transfer edip çok çok iyi paralar kazanmanız mümkün. Eğer bütçeniz uygun değilse kanaldaki diğer videoları incelemeye unutmayın. Reklamlar. Geldik sondan bir önceki isme. Rotamız yine Güney Amerika'ya ve Arjantin'e çeviriyoruz. Sıradaki o ismimiz Elias Pereira. 19 yaşındaki Arjantinli oyuncu Arjantin Premier Lig ekiplerinden San Lorenzo formasını giymekte. Sol bek mevkisinde görev yapan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise sadece 86 bin euro civarındayken takımından ise yıllık 90 bin euro maaş almakta. Oyuncunun özellik sayfasını açıp bir baktığımızda ise ilk anda orta yapma, çeviklik ve hız gibi özellikleri göze çarparken diğer tüm bek özellikleri ortalama ligler için yeterli konumda gözükmekte. Genç sol beki transfer çalışmalarına başladığımızda ise Arjantin ekibi bizden 3 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeli talep ederken oyuncu tarafında ise işler beklediğimizden daha cüzi bir miktara çözülüyor. Yıllık 221 bin euro gibi göz korkutmayan bir bedel talep eden 19 yaşındaki sol bek için içimize bir nebze olsun su serpiliyor. Yıllık maliyeti bonservisi dahil 3.2 milyon euroyu bulan Elias Pereira'nın güncel ve potansiyel yetenek puanlarından da bahsetmek gerekirse 19 yaşındaki oyuncu şu an için 114 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 150 civarına ulaşması muhtemel. Eğer sizin de sol bek için ayırabilecek 3 milyon euronuz varsa hiç düşünmeden kadronuza katın Elias'ı. Ve geldik son sıraya. Son sırada oyunun göz bebeği, öneri ve canlı yayınların vazgeçilmez ismi olan Thiago Almada var. 17 yaşındaki Arjantinli oyuncu bugüne kadar dünya futboluna birçok yıldız kazandırmış Vélez formasını giymekte. 10 numara mevkisinde oldukça başarılı bir şekilde görev yapabilen oyuncu şu an için 400 bin euro güncel değere sahip ve takımından yıllık 141 bin euro maaş almakta. İlk anda profilinde karar alma, teknik ve özel yetenek gibi özellikleriyle dikkat çeken Almada'nın çalışkanlık kısmında biraz gelişmeye ihtiyacı var. Görev verilmesi halinde santrafor mevkisinde de görev yapabilen 1.71 boyundaki oyuncunun transferini düşündüğümüzde ise Vélez ekibi bizden 3 milyon euro gibi çok da yüksek olmayan bir bedel talep ederken genç oyuncu ise yıllık 340 bin euro gibi cüzi bir maaşa razı olmakta. Güncel potansiyel puanı 111 olan Thiago Almada'nın ileride 160 yetenek puanı ne kadar ulaşması muhtemel gözüküyor. Tam potansiyelinin yanına yaklaştığı takdirde bonservis bedeli 50 milyon euroları aşabilecek bir oyuncu olan Almada listenin en sonunda yer alarak değerini bir kez daha gösteriyor. Takibini yapmayı ihmal etmeyin. Evet, videonun burada sonuna geldik. Peki ya sizin bu tarz önermek istediğiniz oyuncular var mı? Varsa yorum kısmında bizle paylaşmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili edebiyatı Football Manager videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bye bye.